şu yaşlarınızın kıymetini bilin. Hele hele şöyle bir kulüpte, bizim zamanımızda tabii babam öyle konuşunca ben hep kızardım bizim zamanımızda. Ama ciddi bir şekilde böyle bir tesisleşmiş bir şey var. Şimdi biraz önce hocaya da söyledim. Vazgeçmeyin. Ben diyorum ki 5-6 sene sonra İzmir'de herkes Altınordu olacak. Futbolculuk zamanında Altınordu'nun değerini bilin. Altınordu diğer takımlara benzemez. Altınordu taraftarı da diğer takımlara benzemez. Bizim zamanımızda öyle Altınordu'lar vardı ki kendi canından daha çok Altınordu'yu seviyordu. İnşallah yeni nesilde Altınordu'yu sizlerin sayesinde bağrına basar. Zor şartlar altında bir yerde yemek yemeye çalışıyorlar. Kulübümüzü de bilen. Şunlardan şöyle bir şey yemek yiyor. Seyircinin yarısı çıktı. Bütün stat dolu. Tabii Altay'a ilgileniyor. İzmir'e küfür eden, bağıran, çağıran çıktı. Ondan sonra 3-2 oldu. 80. dakika 4. golü yedik. 4-2 olduk. Kalan seyircinin de yarısı çıktı. 18 içindeydik. Galiba Ümit yani. Abinin bir faul atışıydı. Faul atışı kullanıyorduk. Hepimiz ceza sahasında. Bir kaleci yoktu. Bir de Ümit yoktu. Bir top geldi şöyle sol arkamda. Altay kulübü tarafından kaleye. Topu bir istop etti. Benim gibi adam o topu 1 milyon kere istop etse öyle olmaz yani. Durmaz. 1 metrede durdu. İkincisinde vurdum zaten. 2 tane bacak arasından geçti. 3 ya da 4 tane bacağın kenarından geçti. Yan şeyde direğinde bir tane yan ağlara takıldı. Maç gitti. Gittiydi yani maç normalde. 3-1 oldu. Biraz ümitlendik maçta. 3-2 oldu. Alsancak full tabii. Tabii 3-2 oldu. Beraberlik şansımız vardı. 4-2 olunca maçın şeyi yani o anda koptu biraz. Seyirci çıkmaya başladı. Artık kaybettik gibi bir his vardı seyircide. Ama bizde ne olduysa bir birlik, beraberlik yani bir hırs. Şimdi esas yani maçın kırılma noktası orada devre arası. Biz içeri girerken yani maç biterken biteye yakın tekememet attı golü. Evet, 3-1. Sonra soyunma odasına girdik. Rahmetli Tamer Kaptan yöneticileri sokmadı soyunma odasına. Hiç kimse konuşmasın dedi. Ben size inanıyorum dedi sizi bu maça alacağınıza. Bu kadardı. Siz boyunuz eğik girmezsiniz dedi soyunma odasına. Bu kadar kapattık. Hiç kimse bir şey konuşmadı. Çıktık ikinci. Öyle maçı bir yatırdık. Yani şansımız çok fazlaydı tabii. Sağ sıkıntısı, toprak sağ, malzeme sıkıntısı. Ama çok iyi bir arkadaşlık, dostluk vardı. Yani Altınordu seyircisi maç seyretmek isteyen, güzel maç seyretmek isteyen Altınordu maçına geliyordu. Altaylısı da karşıya. Çok güzel bir rekabet vardı. En geç 5 sene içinde en az %80 İzmirlilerin Altınordu olacak. Yani şu sistemin başarısızlıkla böyle hiçbir şekilde şeyi yok yani. Başarısız olma şansı da yok. Şekil de olmaz zaten yani. Tabii ona dedim ısrarcı olmak lazım. Tamam iyi mi? Böyle bir alalım mı? Kaydıralım mı? Öyle ya.